Anlamıyorum ya. 2 gündür burada mı kalıyor? Hmm. Vay be. Ama tabii ben yine de temkinli olmaya çalışıyorum. Altından bir şey çıkarsa diye. Hiç sanmıyorum. Neden? Kerem'in oyunu tutmuştu ondan. Ne oyunu ya? Ne yaptı yine o salak? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Candan duydum. Kerem bilerek kelepçelemiş seni. E yani normal. Bilerek kelepçelemiştir tabii. Onu demiyorum ya. Birisi aran düzelsin diye kelepçelemiş. Ne alaka? Bak şimdi. Bu seni bağlamadı mı? Bağladı. Gelip kim kurtardı? Melis. Birleştir bakayım. Canım ne malum Melis'in geleceği. Yani başka birisi de gelebilirdi. Anahtarlar kimdeydi? Kerem'de. Kerem başkasına anahtarı verir mi? Vermez. Ama Melis'e vermiş. Zeynep. Babam geliyormuş şimdi. 2 dakikaya orada olurum dedi. Kapıya çıkalım istersen. Tamam. Ne yapacağız peki? İlk önce biz gireceğiz. Sonra Mübaşir sizi çağıracak. Biz dışarıda bekleyeceğiz. Ne oldu? İçeri girdiler mi? Yok, daha henüz çağıran olmadı. Gelmediler daha. Senin neyin var? Yok, bir şeyim yok. Yok. Barış gelmeyecek mi? Bilmem. Gelir herhalde. Ne oldu? Aranız mı bozuk sizin? Biraz. Barış nerede? Daha gelmedi mi? Hayır. Görüntüleri izlediğinizde Demet Hanım'ın işine yarayacak şeyler var. Yani onu kurtarabiliriz. Sen nereden buldun bunu? Sana bir söz vermiştim evlat. Araştıracağım demiştim. İzle şimdi. Arkadaşının annesine yardım edebilirsin artık. Bunu neden bana izlettiniz şimdi? Yani bu adamın neden öldürdüğü belli değil ki. Öğrenmeye de çalışmayacağız Barış. Burada bırakacağız. Bırakmak zorundayız. Bu adamlar tehlikeli. Bu işin arkasında bir kişi yoktur, inan bana. Öldüren adam büyük ihtimalle Emir Kulu. Onun arkasında daha büyük adamlar vardır. O yüzden bırakacağız. Emin ol, bu işin peşine düşmek istemezsin. O zaman niye bana izlettiniz bunu? Yani ne gereği vardı? Arkadaşının annesini kurtarman için. Haklısınız. Benim kapımın önüne gelmiş. Ben de bilmiyorum. Doğruyu söyle. İşte bilmiyorum yani. Hem ne önemi var ki? Demet teyzeyi kurtarmayacak mı bu? Hakim soracak. Nereden buldunuz bunu diyecek. Senin ismini vereceğim. Tanıklık yapman gerekecek. O zaman bunu ben getirmedim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Böyle diyeceğiz. Olur mu?
İşiniz bitti mi avukat bey? Bitti efendim. Yanınıza gelebilir miyim? Buyurun. Efendim, müvekkilimin suç sözünü kanıtlayan görüntüler var. İzleyebilir miyiz? Tabii ama biraz müsaade edin. Ne oluyor hocam? Duruşmaya 10 dakika ara veriyoruz. Ben de anlamadım hiçbir şey. Savcı hanım, siz de biz de gelin. Ne olacak şimdi? Siz biliyor musunuz? Ne olacak kızım? Bekliyoruz. Dur bakalım. Kötü bir şey yoktur ama. Sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Niye bizi dışarı çıkardılar? Bir CD geçti elime. Demet Hanım'ın suçsuz olduğunu kanıtlayan görüntüler var içinde. Gerçekten mi? O zaman bitti. Annemi çıkarıyorlar değil mi? Büyük ihtimalle. Hakim Bey ve Savcı Hanım'la beraber izledik. Şimdi haber gelir içeriden. Ya bir saniye, bu CD elinize nasıl geçti? Yani nereden çıktı? Söyleyemem, kusura bakmayın. Avukat İbrahim Başaran. Siz de girebilirsiniz. Herhangi bir itirazınız var mı? Yok efendim. Teşekkür ederim. Fatma Hanım, yazalım. Avukat İbrahim Başaran kanalıyla elimize geçen yeni bilgiler doğrultusunda Demet Yılmaz'ın olayla ilgi ve alakasının olmadığı, görüntülerde açık seçik bir şekilde Cem Karacaoğlu'nu öldüren şahsın kendisi değil bir başkası olduğu görüldü. Gereği düşünüldü. İlgili kanunun aşağıda belirtilen maddeleri usulünce belirtilmiş olup Demet Yılmaz'ın tutukluluk halinin sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ben bu barışı yanılıp geliyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Neden? Benim için yaptıkların çok sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.